Anne. Anne. Emmim Nikola'nın elindeymiş. Ayrı. Ayrı bundan sonra yapılması gereken bellidir. Bir elçi göndereceğiz. Ve fidye karşılığında emmim onlardan alacağız. Ben gitmek isterim Osman Bey. Ağabey. Sen öfkene yenilirsin. Öfkene yenilirsin. Ne Nikola'nın karşısına çıkmanı isterim. Ne de emmime denk gelmeni isterim. En doğrusu Gündüz ağabeyimin gitmesi olacak. Böylese daha doğru olur kardeşim. Ağabey, bütün mesuliyet sendedir. İstedikleri her şeyi vereceğiz. Lakin toprak hariç. İpler keferenin elindedir Osman Bey. Çok şey isteyeceklerdir. Malın mülkün bir kıymeti yoktur. Yeter ki şu badireyi bir atlatalım. Kaybedilen her şey yerine konur. Savcı ağabey, Bay Hoca'nın katili cezasını çekti. Şimdi sebebini bulduk. Gayrı bedelini ödeteceğiz. Merak etmeyesin. İçim soğuyacak kardeşim. İçim soğuyacak. Lakin emri veren Nikola iti de geberdi mi, gözüm arkada kalmayacak inşallah. Evvelallah. Askerlerle tünellerden geçip Söğüt'e girmeyi başardım. Haritada gösterilen tüneller hepsi gerçek. Petrus'un dükkanı, kilise ve han hepsi birbirine bağlantılı. İtiraf etmeliyim ki senin oyunlarından nefret ediyordum Nikola. Ama şimdi gördüm ki siyasi dehanla bir zafer kazanacağız. Söğüt artık bizim. Buna kimse mani olamayacak. Planın nedir Nikola? Gündüz Bey geldi. Demek ki Osman Dündar Bey'in izinin kokusunu buraya kadar sürmüş, öyle mi? Gelsin. Dündar Bey. Nerede? Bu da nereden çıktı? Oyun oynamayı bırak Tekfur. O hainin sana sığındığını biliriz. Dediğimi iyi belli etsin. Onu bize ver. Dündar Bey gibi sadık bir müttefikimi size neden vereyim? Çünkü onunla işim bitti. Gayrı o itibarsız, zavallı bir hiç. Ve dahi kayıların yüz karası. Osman kanlı bir son hayal ediyor demek ki. Her ailenin olduğu gibi. Peki Gündüz Bey, Dündar Bey için teklifiniz ne?
Fidye. Tam 1000 altın. Demek ederim bu kadardır ha. Osman, ağabeyimle cenk edip aldığımız topraklarda bana bir hiç muamelesi yaptı. Dişlerimizle, tırnaklarımızla kurduğumuz ne varsa hepsini tehlikeye attı. Babamızı ele geçirdi. Hak ettiğim beyliğimi elimden aldı. Dört bir yanımızı düşmanla çevirdi. Gözlerin hala kapalıdır gündüz. Uyanasın gündüz. Babada bir hain varsa o ben değilim. Osman'dır. Emmi, ben senin gözlerine bakınca rahmetli babamı görürdüm emmi. Ben senin yüzüne bakınca nenem Hayme Ana'nın o güzel yüzünü görürdüm emmi. Emmi ne ettin sen kendine? Ha? Desin. Emmi sen kendine ne ettin? Soyumuzu, töremizi nasıl böyle ayaklar altına aldın? Nasıl böyle elinin tersiyle ittin? Değersin emmi. Nasıl çiğnedin? Ben soyumu da, töremi de, yüreğimde sımsıkı muhafaza ederim evelallah. Sen tasa etmeyesin yeğenim. Tasa etmeyesin. Ağabeyim, Ertuğrul Gazi'nin fethettiği bu toprakları Geyhatun'un almasına müsaade etmeyeceğim. Osman'ın azgınlığı yüzünden daha nice alpimizin ölmesine müsaade etmeyeceğim. Bravo. 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 İmdi yüzüne bakınca, İmdi o ihtirastan kararmış gözlerine bakınca ne düşünürüm, ne görürüm, onu da diyeyim emmi. Diyesin. Bir zavallı, ihtirasının peşinde, eline nice alpimizin kanı bulaşmış, aşağılık bir hain. Birbiriyle kan bağı olan akrabaların bu kadar nefret etmesi birbirinden benim içimi acıtıyor. Kalenin yakınlarında alplerim yanlarında 1000 altınla senden haber bekliyor olacaktır. İyi düşün Nikola. 1000 altın. Bir emrinle hepsi senin olacak. Cömert teklif. Severim. Bu teklifiniz beni mutlu etti. Lakin Dündar Bey benim misafirim.
istediği kadar burada kalacak. Osman'ın vereceği altınlar, Dündar Bey'le bu topraklarda kuracağımız suyu satın alamaz Gündüz Bey. Hasılı kelam, Dündar Bey'i vermiyorum. Osman Bey'e benden selam söyle. Öldüğün gün bayramımız olacak. Öldüğün gün bayramımız olacak emmi. Dündar Bey, sen biraz istirahat et. Çok yakında sen postuna bu topraklarda sulh ve güvene kavuşacak. Söğüt zaten artık bizim. Dündar itibarsız hainin biri. Değeri bir altın bile etmez. Bırak Osman alsın kellesini. Dündar'ın kullanacağın ne gücü var ne de itibarı. Göreceğiz kalanımız. Göreceğiz. Helen, Umur Bey'e git. Ticaret meseleleri hakkında onunla görüşmek istediğimi söyle.